Cübbeli Ahmet hocamız, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunu, İsmetullah Müceddidi Hazretleri, Hüseyin Avni Hoca Efendi, Mehmet Talı Hoca Efendi, Mustafa Özsimşekler Hoca Efendi, İsmail Hünelüç Hoca Efendi ve Hayder Başkanı Mehmet Kaya Bey Efendi ile birlikte Mahmut Efendi Hazretleri Kutsesi Ruhu'nun ahiret kardeşi kabul ettiği Seyda Muhiddin El Cezire Hazretlerini Adıyaman'daki medresesinde ziyaret etti. Evet, fakat şükür, ibadet, ihlas çoktur. Cihat çoktur. Şimdi ne ayet olur mu? Fakat ne ayet olsun? Kusur edin, tekin edin, manayı hasarızdır. Bir manayı hasarız da orada. Eskiden diyor nimet azdır diyor, şükür çoktur diyor. Menkana şakan, menkana şakan bihi, iskanı hazretin şehrin hakkı falan enne hamar edin. Merhaba hanım, mektubat ha. Beyt okudu var. Tasavvuf böyle. Kalbimde dolu da Allah nasıl ya. Allah rahmet eylesin. Başka bir sure gidiyoruz. Evet. Eskiden diyor nimet azdır diyor, şükür çok tatlı. Mekana şakan, mekana şakan beni iskanı hazreti şehrin hakkı falan enne hamar ettik. Merhaba hanım, mektubat ha. Beyt okudu var. Tasavvuf böyle. Kalbimde dur da Allah nasıl ya. Hanımı depremde şehit olan bu mübarek zata Mahmut Efendi Kutsesi Ruhu Hazretlerimiz çok değer verdiği için Hoca Efendiler bu mübarek zattan çok dua istediler. Fakat kendisinde mahviyet hali zahir olduğu için ben şeyh değilim, hoca değilim, Allah-u Teala'nın en rezil kuluyum gibi mütevazı ifadeler kullanmışlardır. Seyda Hazretleri ziyaretin hitamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yeşil kubbesinin bir benzerini yaptıkları mescidi ve inşaatını hoca efendiler gezdirmiştir. Dualar ile vedalaştılar kardeşlerim. Efendi Hazretleri, şehit askerlerimiz, polislerimiz var. Onlara da dua edin efendim. Ya Rabbim. Şahat olunlar. Amin efendim. Bu da gül efendim. Alır mısınız gülü? Çok sevindik, dışarı çıktınız. İhvanlara da gösteriyoruz, fotoğraflarınızı çekiyoruz efendim. Videoya da alıyoruz. İhvanlar da görüyor sizi bu şekilde efendim. Seyda Muhittin, ahiret kardeşiniz. Amin. Elinizi öpmek istiyor. Dua edin Şeyh Muhittin Efendi'ye. Burada itikafa kalıyor sizin evinizde. Zilitçinin son 10 gününü itikafla geçiriyor burada. Dua istiyor kalbi için efendim. Kalbinde duman mı var diyor. Kalbimde duman var diyor. Dua istiyor manevi olarak. Son nefeste imanla gitmek için akıbetimiz. Amin dedi hocam. Amin. Seydam aslen Cizreli efendim. Cizre'den. Kırk senedir Adıyaman'da ama aslen Cizreli. Efendi Hazretlerim, bu talebenizin ismi Murat efendim. İnşallah bayramdan sonra askere gidecek, askeri görevini yapacak. Hoca oldu burada, okudu. Şimdi vatanı görevini yapmak için askere gidiyor efendim. Dua edin ona inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethira. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل وسلم على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل وسلم على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل وسلم. Şu an yani yeryüzünde gıybet etmeyen biri var mı ya? Çok az. Ancak evliyalar, alimler bile şu an gıybet ediyor ya. Alimler bile şu an gıybet ediyorlar. Subhanallah. Allah yani düşürüyor onları tövbe etmeleri için, işte onlar yalvarıp yakarmaları için, gözyaşı dökmeleri için. Yani şu an gıybet etmeyen, harama bakmayan var mı ya? Ama ben çok etkilendim. Geçen 3-4 gün önce Adıyaman'daydım. Seyda Muhyiddin Cizri Hazretlerini ziyaret ettik. Onun evinde kahvaltı yaptık. Kendi elleriyle hizmet ediyor. Subhanallah. Kendisi minderde oturmuyor. Yerde oturuyor, misafirlerini minderde oturtturuyor. 76 yaşında. Bakın o kadar büyük alim. Cumhurbaşkanımız 4 kere onu külliye davet ediyor. Sadece bir kere tek gidiyor. O da ulul emre muhalefet olmasın diye. Böyle bir zat talebe yetişilmiş hayatı boyunca şu an elhamdülillah külliye yapıyor. Büyük bir medrese yapıyor. Binlerce talebesi var. Hep Allah yolunda kendini vermiş. O kadar Mahmud Efendi Hazretlerimizin ahiret kardeşi. Her sene Mahmud Efendi Hazretlerinin hanesinde 10 günlük itikafa giriyor bizzat. Mahmud Efendi Hazretleri bizzat onu dedi ki sen benim ahiret kardeşimsin. Ahirette beraber ve kerametleri var. Yemeğe davet ediyorlar onu, yemiyor. Israr ediyorlar çok yiyin ya efendim lütfen falan. Ondan sonra çok ısrar edince oradaki kişiyi çağırıyor gel diyor. Cübbesini böyle açıyor. Yemeğin üstünde haşereler var, böcekler var. Diyor ki içinde faiz parası var yemeyeceğim diyor. Haram var diyor o yemekte yemeyeceğim diyor. Öyle bir zat kerametleri var. Onun talebeleri şu an alim olmuşlar o kadar. Büyük bir zat 76 yaşında diyor ki bazen video resimleri de var yazarsanız görürüz Seyda Muhyiddin Cezeri böyle çıkıyor bazı resimleri. Bazı resimleri işte böyle bir gözünü kapatıyor bir gözünü açıyor bazen de böyle dışarıdayken böyle bir gözünü kapatıyor. Ona neden öyle yapıyorsun diye sorduklarında ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki dışarı çıktığımızda yanlışlıkla bakın kelimelere dikkat edin yanlışlıkla diyor gözümüz harama değerse, harama bakarsa diyor, Allah iki gözün değil, bir gözün hesabını sorsun. Subhanallah, bakın böyle bir evliyalar var. Elhamdülillah hala hayatta aynı nefesi soluyoruz. Elhamdülillah. Böyle evliyalar da var. Çok şükür. Yani hani şu an az önce dedim işte gıybet etmeyen, harama bakmayan var mı dedim. Vardı. Bakın, normalde ilk bakış caizdir. Hazreti Ali'nin rivayeti. Birinci senin lehinedir, ikincisi aleyhinedir. İkincisi bakarsan veyahut birinci bakış bakıp devam ettirirsen haramdır. Ama ilk bakış böyle göz teması böyle yani ister istemez insan böyle görebiliyor. İşte o haram değil. Çünkü elinde değil. Allah'ımız da la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. İlla ma vus'aha. Allah insanın gücünü yetmeyeceği şeye mükellef tutmaz. Senin gücün değildi dolayısıyla mükellef değilsin. Ama tekrar bakarsan, dönüp bakarsan işte o haramdır. Ama bu zat ne diyor? İlk bakışta bile yanlışlıkla diyor. Ya haram değil, caizdir. Ama ona rağmen yine de şüpheliden kaçılıyor. Vera sahibi. Hatta veradan bile daha ileri. Bakın takva nedir? Haramdan kaçınmak. Yani ikinci kere bakmamak takvadır. Ama bu zatlar hem verayı yapıyorlar hem veradan bile daha
ilerisi. Vera da şüpheliden kaçınmak. Yani bir yer ya helaldir ya haramdır. Belli değil. İşte ondan kaçınmaya da vera sahibi derler. Ama bu zatlar bakın vera sahibinden bile. Yanlışlıkla diyor bakacak olursak Allah iki gözün değil bir gözün hesabını sorsun. Bir gözünü açıyor. Çünkü o gözde işini hallediyor, yürüyor elhamdülillah. Zaten başı sürekli eğik. Başı o kadar eğik ki yani artık sırtı kamburlaştı böyle. Yani istese de artık kaldıramaz. İstese de. Nakşibendi usulünde var ya nazar ver kadem. Normalde bu düsturdur. Her nakşibendiyim diyen bir insan başı önde yürümesi lazım. Yani başı göklerde yürüyorsa o nakşibendi değildir. İbrahim Halebi Hazretleri bir kere başını yukarı kaldırmamış. Bu Mülteka Lebhur'u yazan. Osmanlı'da resmi fıkıh kitabı. Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde imamdı. Zaten onun mezarı türbesi de Ömer Nasuhi Bilmen'le yan yana. Edirne kapı şeklinde. Orada o zat zaten onun kitabı medreselerde okutuluyor. Çok büyük alim. İhlaslı. İbrahim el-Halebi Hazretleri ne yapıyor? İstanbul'da yağmur yağıyor. Fatih Camisi'nin imamdır. Halıları kaldırmaya çalışıyor. Ona diyorlar ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Diyor ki yağmur yağıyor. Yani halılar ıslanacak. Diyorlar ki ya yani kubbeye bakar mısın diyor. Yağmur yağmayacak ki. Yani yağsa bile gelmeyecek merak etme. Bir kere bile bakın kaç yıl yaklaşık belki 20 yıl tam hatırlamıyorum. 20 yıl orada imamlık yapıyor. Bir kere boyunca bile kubbeye bakmadı. Çünkü Halep'teki camiler üstü açıkmış. O da zannetmiş ki Fatih Camisi'nin de üstü açıkmış. Öyle zannetmiş. Dolayısıyla göğe yani yukarıya tavana bakmamış. Bazı Allah dostları Allah'ın edebinden dolayı gökyüzüne bir kere bile bakmamışlar. Subhanallah. Hep başları eğik, hep başları yerde. İşte o zat da hep başı eğik. Mesela bir alim, bir hocayı ziyarete gittiği zaman, gideceği zaman sarını çıkartıyor. Takkeyle geziyor. Yani diyor ki ben orada talebeyim. Halbuki çok büyük bir alim. Alim yetiştiriyor. Onun talebeleri alim ama bir hocayı, işte bir alimi ziyarete gitmek istediğinde sarını çıkartıyor, takke giyiyor. Yani ben diyor ki ben talebeyim. Çünkü sarık alimin işaretidir. Doğuda böyle ama batıda farklı yani. Batıda herkes giyiyor elhamdülillah. Bu Mahmud Efendi Hazretleri'nin elhamdülillah içtihadıdır ve onun gayretidir.